Hani tek tek meclisten bakanlar seçiliyordu, bir de meclis bir başbakan seçiyordu. Onu kaldırıyoruz. Onun yerine kabine sistemine geçiyoruz. Yani Cumhurbaşkanı makamını oluşturuyor. Cumhurbaşkanı birisine yetki veriyor. O da kendi hükümetini kuruyor. Yani bizim yaptığı, yani dolayısıyla Cumhuriyet'in şeyi bu. Ya o kanun değişikliği budur. Yani sadece bir ilave. O ilavede şekli hükümet, yani hükümet şekli cumhuriyettir diye bir ekleme. Yapılan, fiili olarak yapılan da şeyin kaldırılması, tek tek seçilme sisteminin yerine kabine sistemine geçilmesi. Şimdi bununla ilgili enteresan bir şey söyleyeyim. 1921 yılında ikinci grup bunu öneriyor. Daha sonra ikinci grup oluşacak kişiler diyorlar ki kabine sistemine geçelim. Kabine sistemine geçelim. Ve iktidarın oylarıyla bu reddediliyor. Yani iki sene önce aslında Cumhuriyet'le yapılan değişikliği iki sene önce zaten muhalefet önermişti. Neden reddediliyor? Çünkü yetkilerin hepsi kendisinde. Yani bu sistem ne olacak? Bir başbakan oluşturacak. Başbakanı şimdi o tarihte aynı zamanda başkumanda. Yani bütün yetkiler kendisindeyken bu yetkileri birisiyle paylaşması gerekecekti. Ama iki sene sonra yapılan aynısı. Çünkü artık arada 1923 seçimi diye bir şey var. 1923 seçiminde de bu muhalefetin tamamı tasfiye edilecek, o bağımsızları tamamı tasfiye edilecek. 287 kişilik meclistir, 5 bağımsız ve 282 tane de Halk Fırkası mensubu. Şimdi burada soru şey, yani hemen akla, ya nasıl oldu da bu 287 kişinin 288'i Halk Fırkası'ndan seçildi diye sormamak lazım. Öyle bir seçim sistemi var çünkü. Asıl soru o 5 kişi nasıl bu sistemi deldi de girebildi. Yani hepsinin de ayrı bir hikayesi vardı. Keşke yani o şey olsa da bir tanesini belki anlatırım. Çok enteresan bir tanesini. Cumhuriyet'in ilanı meselesi. Bir de şey daha söyleyeyim. Bizim hep gözden kaçırdığımız bir şey. Anayasalarımızda bizim devletin dili diye bir şey yoktu. Ama Cumhuriyet'i ilan 21 anayasasında da yok. Cumhuriyet'i ilan eden o değişiklik sırasında, yani 29 Ekim 1923'te anayasaya bir ekleme de yapılır ve orada devletin dili İslam'dır der. Bunun eklenmesinin nedeni de tahmin edebileceğiniz gibi Cumhuriyet kelimesi belki toplumu ürkütebilir. Yani İslam nerede falan diyenler olabilir. Aynı zamanda halife var çünkü. Dolayısıyla devletin dini İslam'dır diye bir madde eklenecek. Bu madde 1928'de anayasadan kaldırılacak. Yani dolayısıyla bizim 1923'ün 29 Ekim'inden 1928'e kadar 5 senelik bir dönemde devletimizin bir de dini vardı. Yani bu da enteresan bir şey. Yani devletin dini falan, yani nasıl oluyor falan gibi. Yani insanın dini olur, devletin dini gibi bir şey. Bir başka önemli değişiklik, Osmanlı Devleti'nde ortak bir hafta sonu tatili yoktur. Yani yanlış bildiğimiz bir şey. Yani cuma tatildi falan, her şeyin ekaliyetleri, yani her cemaatin kendi dinine göre tatil yaptığı bir dönem var. Ortak bir şey yoktur. Bu kanun değişikliği, yani Cumhuriyeti ilan eden kanun değişikliğinden çok kısa bir süre sonra bir kanun değişikliği, hafta sonu tatilleri hakkında kanun diye bir kanunla cuma hafta sonu tatili olarak kabul edilir. Yani cuma. Yani cuma kaldı. Cuma günü. Cuma günü. Yani dolayısıyla yani Cumhuriyet ilan edildi, işte birdenbire din ortada, ya yani laik devrimci falanın dışında bir olgu bu. Cuma günlerinde tatil olması şeydir. 1924 Cumhuriyet'te hemen arkasından. Bu da kaldırılması da pazar günü peki ne zaman geldi meselesine karşı cevap da 1935. 1935'te bayramlar ve hafta sonu tatillerinin düzenlenmesi diye bir şey var. Değişiklik. O da o zaman geliyor. Bu arada tabii takvim hala hicri, o değişecek. Daha sonra arada değişecek. Yılbaşı tatili de gene 1935'te gelecek. 23 Nisan bayram olması baştan beri vardır. 35'te geri yerini alacak. En önemli tarih olarak şeydir. Cumhuriyet'in ilanı bir bayramdır. 35'teki bu değişiklikte. Bir başka bayram, gene bilmediğimiz bayramlardan birisi, yani muhtemelen buradaki kısmınız biliyorsunuzdur. Bir kısmınız bilmiyorsunuz. Hürriyet Bayramı diye bir bayramımız var. 1908. Hani 1923'te her şey kesildi, tarih yeniden başladı diyoruz ya, dileniyor daha doğrusu. Bu bayramda 1935'e kadar yürürlüktedir.
Şimdi bu bilinen bir bayram, Hürriyet Bayramı. Bir başka şey daha söyleyeyim. Bu meclisin açılması ile ilgili, yani 1908'deki meclisin açılması ile ilgili bir meclisin açılması, meşrutiyetin ilan edilmesini biz bayram olarak kutlayacağız. Hürriyet Bayramı adıyla. Aradan seneler geçecek. Parlamentonun kapatılmasını bu sefer, askerler tarafından kapatılmasını Hürriyet Partisi, Hürriyet Bayramı diye Aydat'ta yine kutlayacağız. Biliyorsunuz 27 Mayıs bayramı vardı. Ben lisede okurken, lisede okurken yani şey tatil bayramıydı. Askerler bir dolaşırdı ortalıkta. Herkes ya tatil yapardık. Öyle güzel bir bayramdı o açıdan baktığımız zaman. Ama ilginç yani. Parlamentonun açılışına da kapatışına da biz Hürriyet Bayramı demişiz. Şimdi bilinmeyen, ya bunu demek ki kolaydı. Bir tane daha bayramımız var. O da kaç revüyün evveldi ya? Şimdi yalnız unut. Ya 10 revüyün evvel mi? Hicri takvime göre kutlanan bir bayram. Bakın o da şey. Şöyle bir bayram. Saltanatın kaldırıldığı 1 Kasım tarihi bir sene sonra, Hicri takvim 10 günlük döngü olduğu için bir sene sonra Hazreti Muhammed'in doğum gününe denk geliyor. O zaman yok kutlu doğum hafta sonra çıktı. Şimdi dolayısıyla ilginç bir şey. Yani şey saltanatı kaldırıldı 1 Kasım günü bir sene sonra tam şeye Muhammed, Hazreti Muhammed'e 10 gün dönüş vardır ya o da İslam şey takviminde oraya denk geliyor. Ve biz diyoruz ki ikisi birden sabit diyelim. Bu 24'tür bu bayramın getirilişi. 1924 yılında pardon 23 yılında pardon 23 yılında 20, şeyin 1922 1 Kasım'ının seneyi devriyesi 1 Kasım 1923 ama ikinci meclis yani o inkılapçı meclis dediğimiz yani reformları başlatacak olan meclisin yani Atatürk'ün tamamen kontrolünde olan mecliste bunu bayram olarak yapıyoruz. Günü her sene 10 gün kayıyor. Her gün kayıyor 10 gün. Şeye göre kayıyor. Ya peygamberin doğumuşu, doğum tarihini esas alarak kayıyor ama her kutlanışında da hem 1 Kasım hem de onu kutlanması. Yani dini bayram mı resmi bayram mı konusu biraz yani ikisi birden olan bir bayram. Bunun kaldırılması da 1935. Bakın yani ama sölüktür. Yani ben onu mesela şöyle keşfettik onu da. Asıl Bey sizin değildi değil mi o mesele? Tamam şimdi ya bir baktık Ağustos'un bilmem kaçında bir tane bayram. 1930'da resmi tarihte bir takvimde, ajandada işte 10 Ağustos muydu neydi böyle bir tarih. Bayram diyor, tatil diyor. Şimdi Allah o Ağustos'ta ne bayramı var diye bayağı Asip Bey'in de böyle bayağı bir fikir alışverişi var. Sonra birden bu mesele benim aklıma geldi. Ya böyle bir bayram konuşulmuştu birinci meclis. Sonra acaba bayram oldu falan diye baktık hakikaten de oymuş. Yani dolayısıyla onu keşfimizde Asip Bey'in gerçekten şeyi bayağı müthiş bir katkısı vardır. Çok hoş oldu. Onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Ben eski dönemlerde bir makale yazdıydım daha sonra. Bir de böyle bir şey bayram var. Yani dolayısıyla o hani süreklilik vesaire meselesinde yani kesintili bir süreklilik diye böyle bir tarafa da bakmak lazım. Bir başka mesele, şimdi şeyi söyleyeyim hemen. Yani birinci meclisi kapatalım bir kere o bitsin de. Son dönemde saltanatı kaldı. Sonra arkaya doğru Lozan görüşmeleri başlıyor. Onunla ilgili de Lozan Mübadilleri Vakfı'nda bir hafta kadar önce bir konuşma yapmıştım. Yani Lozan'la ilgili bir dizi konferanslar yapıyorlar orada. Onların bir ayağında ben konuştuydum. Ayrıntısına falan girmeyelim onda. Lozan'da görüşmeler sürüyor. Bu arada şeyi söyleyeyim. Mecliste Misak-ı Milli'den taviz veriliyor diye daha başından beri inanılmaz bir muhalefet var. Ve çok açık bir biçimde gözüküyor ki Lozan birinci mecliste kalsaydı o meclis onu olaylamazdı. Sadece iktidar değil muhalifler değil iktidar da karşı çıkıyor. Yani misak yani savaşta kazandığımızı şeyde veriyoruz diyorlar masa başında. En büyük eleştiriler Güneydoğu'daki sınırlar ya yani Suriye sınırı. Yani bir tren hattını esas aldık ama şeyler köyler arka aynı köyün bir parçası orada bir parçası orada. Yani birbirini tamamlayan ya yani Türkiye'nin doğal uzantısı olan nüfus bakımından da işte etnik köken her bakımdan uzantısı olan ekonomik bakımdan da sosyal yaşantı bakımından da devam eden bir kesimi ve şeyi veriyorlar. 600 bin nüfusun yaşadığı bir yeri bir anlaşmayla kaybettik diyorlar. Ankara Anlaşması dolayısıyla tadil edilmeliydi diye itiraz edenler var. Bir de Batı Trakya'daki şeyi Yunanistan sınırı. Yani orada bir küçük bir nehre esas aldık. Halbuki orada yani Edirne'yi hapsettik. Yani sınırı hapsettik ve arka planı öldü bu şehrin falan diye itirazlar var.
ve o meclis bence kabul etmezdi. Çünkü çok şeyler var. Ve Lozan Anlaşması meclis dağıtıldıktan sonra esas görüşmeler sağlanıyor. Hükümet kontrolündedir. 1923 seçimlerinden sonra meclis onayına geliyor. 23 seçimlerinde deminki manzara var ve o Lozan Anlaşması, meclisin onaylaması lazım ya, meclise 4 kanun halinde oylanır ve o oylamada 14 tane red oyu vardır. Ve çok önemli isim Şükrü Kaya, tek parti döneminin değişmez İçişleri Bakanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri, red diyor. Yahya Kemal Beyatlı, ya ünlü şair, red. Şimdi çok sürpriz bir isim, Kılıçeli Bey. Yani bu şey, İstiklal Mahkemelerinin böyle önemli bir figürü, şeyi, aktörü. Mesela o karşı çıkmıştır. Ya başka bu tür isimler de var ama en çok böyle bildik isim olarak onların ilk üçünü olarak söyleyeyim. Ya onların reddi ve onların itirazı da aynı ilk meclisteki itirazlar gibi. Musul'a çok tabii şey yapan, söyleyenler var. Yani Musul'un kaderini İngiltere ile görüşmelere bağladığımız ve sonra da işte kavimler cemiyetine gitmesi falan gibi bir sonuca bağladığımız, oradan başta kaybı anlamına gelir diye itiraz ediyorlar. Bir de böyle bir tarafı var. Böyle 23 seçimleriyle birlikte bu 20, yani Lozan'daki muhalefet ve sonra 1 Nisan günü meclis, 1923'ün 1 Nisan'ında meclis seçimlerin yenilmesi kararını oy birliğiyle alıyor. Şimdi onda da gene çok söylenen bir şey, işte muhalefeti tasfiye etmek için alelacele meclis şey yaptı, meclisten böyle bir karar çıktı denir. Bu da doğru değil. Ama orada bir anayasa ihlali vardır. Şöyle bir anayasa ihlali var. Bir kere şeyi söyleyeyim. Yani bütün muhalefet ve iktidar ortak oyla seçimlerin yenilenmesine karar veriyor. İkinci grubun lideri Hüseyin Avni Ulaş da bunu kutsal karar olarak tescil edelim diye de bir konuşma yapar. Yani kutsal karar diyorlar. Şimdi 1921 anayasında şöyle bir hükümler var. Diyor ki meclisin görev süresi 2 yıldır diyor. 2 yılda bir seçim yapılacak dolayısıyla. Ama bir ayrı madde var. O ayrı maddede der ki bu 2 yıllık süreden bu meclis muaftır. Bu meclisi bağlamaz. Bu meclis görev süresi bitene kadar çalışacaktır. Görev süresinin bittiği de, ya amacına ulaşıncaya kadar çalışacak. Amacına ulaştığı da meclis tam sayısının 1/3'ünün oyuyla kabul edilebilir diyor. Bu da meclis tam sayısı 320 olarak kabul edilmiştir. 217 milletvekili demek. Oysa bu karar alınırken böyle 150 falan civarında milletvekilinin oluyla ayrılıyor. Yani bir anayasadaki o maddenin uygulamaya sokulmaması var. Bunu kimse sesini çıkartmıyor. Zaten oturumda hazır olan herkes. Bu da şey, hazır. Şimdi ikinci grup Lozan Anlaşması henüz sonuçlanmadan ve imzalanmadan, şu anda biz ülke seçime gidiyor. Dolayısıyla biz ileride partileşme niyetimiz var ama bu seçime katılmayacağız diyorlar. Ve bir daha hiçbir zaman o koşullar oluşamayacağı için o partileşme niyetleri havada kalacak. Yani bu meclisteki muhalefetin. Bağımsızlığın zaten ülke genelinde bir örgütü yok. Dolayısıyla dayanabilecekleri bir dayanak da olmadığı için, yani seçime girse de girmese de bir şey yapması söz konusu olmayabilir. Ama bir başka önemli bir odak var. O da iddiaçlar. Yani orada da şunu demek lazım. Yani Kemalist kadrolar esas itibariyle iddiaçlardan oluşuyor ağırlıklı bir bölümü. Ama iddiaççı kimliklerini artık tamamen, yani iddiaççı kıyafetlerini çıkartmışlar ve tamamen Kemalist ilkeler çerçevesinde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri çerçevesinde örgütlenmiş bir grup. Yani iddiaççılık diye bir şey kalmamış. Ama bunların 3-5 sene önceki ortak kader arkadaşlarından bir grup insan bunların yaptığını yapmamış ve iddiaçlılık adına yeniden siyaset yapmak gibi düşünceleri var. Yani ve günün bir diğer de İttihat Terakki'yi tekrar iktidara getirmek. Mesela Cumhuriyet döneminde, bir sonraki dönemde gibi. Ya bağımsız hareketler isimler. Bunlar Kara Kemal. Çok önemli isim. Cavit Bey var işte. Onun dışında Can Bolat vardır. İsmail Can Bolat gibi. Doktor Nazım falan gibi. Böyle İttihat Terakki'nin adil de B kadrosu. A kadrosu yok zaten artık yurt dışında. İşte hepsi suikastler sonucunda ölmüş durumda. Ve iddiaçların onlardan sonraki lider kadrosundaki bir takım isimler. Şimdi bu da ürkütücü bir şey çünkü ikisi de aynı temele dayanıyor. İkisi de şey ya, iddiaççı o milli mücadeleyi örgütleyen o ekibe dayanıyor. Yani bir